Merhabalar sayın seyirciler. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da yine sayın hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile beraber Kitaptan Aydınlar programında karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Mersi. Nasılsınız? Aslında bugün çok da önemli bir güne denk geldi programımız. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 100. yılı. Şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Ben bununla ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum hocam. Onlar zaten Allah'ın rahmetinde, cennetinde. Onlardan niyaz edelim de bize dua etsinler bu memlekete. Onların hatırasına yapılan saygısızlıklara, nankörlüklere af büyüklüklerini kullanarak baksınlar. Şimdi oraya girersek söylenecek çok şey var. Onu bir münasip zamanda yaparız herhalde. Evet. Çanakkale benim en ciddi biçimde meşgul olduğum konulardan biridir. Sizi çok da duygulandıran bir konu biliyorum. Ve bana göre Kurtuluş Savaşımız Çanakkale'den 1915'te başladı. Evet. 1914 bunun ikinci, 19 bunun ikinci etabıdır. Zaten işi yürüten, kotaran kumandan aynıdır. Orada da 19 Mayıs'ta da. Orada başlamıştır. Oradır. Her ne kadar ismini almak istemese de bazı çevreler. Yok, onu bir kasıtla kimse yapmıyor. Ama bu benim, yani tarihçi olmadığım için öyle büyük laflar etmek ayıp olur. Bu benim tarih tezim. Ama ben kültür tarihçisiyim. O sıfatla benim tarih tezim. Kur'an ilimleri tarihçisiyim. Orası da bir, aynı zamanda bir Kur'an hadisesidir. O bakımdan benim konularım içine giriyor. Benim tezime göre de Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı orada başladı. Çanakkale'de, evet. Evet. Bir kez daha buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Çanakkale şehitlerini minnette alıyoruz. Kaçıran belki izleyemeyen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Hocamızla beraber geçen hafta itibariyle Kur'an'daki ayetlerin iniş sırasına göre sureleri burada meallerini okuyoruz hocamızla. Geçen hafta değil, daha önce bu üçüncü hafta. Bir önceki hafta hatta evet. Alak suresiyle başladık, geçen hafta bitirdik. Bu akşamda Kalem suresiyle devam edeceğiz hocam. İkinci sure. Evet, ikinci sure. Kalem suresi. Diğer dizilişte de genelde 68. sırada galiba. Onu boş ver. 68 diye bir. O bizi burada ilgilendirmiyor. Tamam. İniş sırasıyla ikinci sure. İkinci sure. Peki başlayayım mı hocam? Bir dakika. Şimdi bakın, birinci sure neydi? Alak suresi. İlk kelimesi neydi? Oku. Okumakla başladı. Ama okumak bir emir ve temel ibadetti. Emirle verdi onu. Burada yaz diye emir yok. Çünkü herkes okumakla mükelleftir. Okumak farz-ı ayındır. Kim okumak farz-ı kifayettir diyorsa yalan söylüyor. Bir biçimde okumak, asgari Kur'an'ı okumak farz-ı ayındır. Net bir emir bu. Aksini söyleyenler bühtan içindedirler. Kur'an'a aykırı konuşuyorlar. Kur'an'a iftiradır. Okumak da farz-ı ayındır ama okumak deyince gidip profesör olacaksın diye bir şey yok. O farz-ı kifayedir. Ama en azından Kur'an okumak farz-ı ayındır. Ve anladığın dilde okuyacaksın. Öbürü Kur'an okumak değildir. Evet. Şimdi herkes okuyacak. Ama herkes yazmakla mükellef değil. Bak o işte farz-ı kifayedir. Evet. Onun için kalemi ve yazdıklarını yüceltirken Cenab-ı Vacibül Vücud bunu emir şeklinde vermiyor. Üktüp diye demiyor mesela. Orada ikra dedi, oku. Burada da üktüp derdi, demedi. Ne dedi?
teşvik edici, tahrik edici, yani özendirici bir ifade kullandı, şanını yüceltti, fakat emir vermedi çünkü Kur'an gerçekçi bir kitaptır. Emir verse ne olacak o zaman? Yaşar Nuri de yazacak, Nilay da yazacak, kameraman arkadaş da yazacak, bu evet. Kameraman arkadaş da yazacak, girişte bizi sürekli karşılayıp paltolarımızı alan arkadaş, herkes, Cenab-ı Hak böyle bir şey yapar mı? Ha, onlar okuyacak. Ama yazanlar muayyen insanlar olacak. Yazmak ehil olana evet, atfedilmiş. Yani o seçime bırakılmıştır. Hı hı. Ama yüceltilerek, tazim edilerek özendirilmişiz ona. Şimdi bakın nasıl başlıyor burada. İşte Kur'an budur. Evet. Rahman bakın Rahim... iniş sırasıyla takip ettiniz mi neler? Şimdi önce herkes için farz olan, ibadet olan okumayı getirdi. Hı hı. Tabir caizse okuyun, içinizi doldurun dedi. Sonra da yazın. Bu ikinci sure. Hı hı. Üçüncü surede ayağa kalk görev yap diyecek. Kum fendir. Okuyup donanmadan, yazıp tefekkür üretmeden ayağa kalkarsan ne olursun? Vallahi bir kere... Ha, ne olursun biliyor musun? İşte İslam dünyasında olanlar gibi. Evet. Ne olursun? El-Kaide olursun, işte IŞİD olursun, o olursun, bunlar olursun. Öyle cihat demekle senin sıktığın kurşunlar cihat olmaz. Cihat, bu mantık takip edilerek, Allah'ın muradı istikametinde bu silsile takip edilerek yapılan iştir cihat. Var mı bunu yapan? Maalesef hocam. Bunu yapan var mı? Peki, şimdi oku bakalım. Tamam. Daha söylenecek çok şey var da. Peki hocam, başlayalım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun, yemin olsun kaleme ve yazanların Nun, satır satır yazdıklarına. Huruf-u mukatta'dandır ve Nun iki şeyin sembolüdür. Bir, hokkanın. Mürekkep galiba. Evet. Hocam. Bir de Yunus Aleyhisselam'ın karnına girdiği söylenen, ki o da sembolik bir şeydir. Hı hı. Balığın sembolüdür. Nitekim Enbiya suresinde Hazreti Yunus'u Zennun, Nun'un sahibi diye anacaktır. Hmm. Onu da söyleyelim. Nun. Evet. Evet. Vel kalemi ve ma yestun. Yemin olsun kaleme ve yazanların satır satır yazdıklarına. Hah. Şimdi kaleme yemin etti. Vel kalemi ve ma yestur demedi. Çoğul kullandı. Yani kalemin yazdığına yemin etmiyor. Kaleme yemin ediyor. Şu kelama bakar mısınız? Kalem kendi başına bir şey yazamaz. Onun için satır satır yazma işini kalemi kullananlara yükledi. Çoğul. Yasturun. Satır satır yazarlar. Kaleme ve onunla satır satır yazanlara yemin olsun. Umarım ben de 70 kitabı insanlığın önüne koymuş bir insan olarak buraya ben de girerim inşallah. İnşallah hocam. Evet. Ki sen cin tasallutuna uğramış değilsin Rabbinin nimeti sayesinde. Mâ ente. Bir mecnun, cümlenin normal gramatik kalıbı bu. Hı hı. Araya bir mutarıza cümle koymuş. Ma ente bi ni'meti rabbike. Sadece Rabbinin nimeti sayesinde bir cin çarpmış, deli, mecnun falan değilsin. Öyle diyorlar ya peygambere. Bunlar ne diyor ya? Bunlar
Cinler buna öğretiyor. Şair, kahin falan. Onlara reddiye getiriyor. Bir daha oku. Ki sen cin tasallutuna uğramış değilsin. Rabbinin nimeti sayesinde. Senin için kesintisiz bir ödül var. Devam edeyim mi hocam? Bir dakika. Şimdi ben tabii bunları burada yazıp ederken kendime de buradan bir eğitim payı çıkarıyorum. Tekamül nihayetsizdir. Evet. Yani demin 70 kitap yazdım dedim. Sade Türkçeleri bunlar. Buna 10-15'e yakında yabancı dilleri ekleyeceksin. Tamam da bu ne ifade ediyor? Bu ne ifade ediyor biliyor musun? Ben senden 40 kat daha bilgiye muhtaç ve açım. Doğru hocam. Bildikçe, öğrendikçe... Bunun tersini düşünenler hüsrana uğrarlar. Onları okudukları kitaplardan hiçbir şey anlamamışlar demektir. Ben şu kadar okudum ettim falan girdim de ben artık falan bir laf bir zamanlar dolaştırırlardı birine de sataşmak için. Üstad okumaz, yazar. Ne yazar? Hezeyan yazar. Üstad okumaz, yazar. Hezeyan yazar. Okumadan yazılır mı? Allah'ın kanununa aykırı işte demin söyledik. Önce evet. Okuyacaksın sonra yazacaksın. Okumadan yazma olur mu? Evet. Senin için kesintisiz bir ödül var. Ben şimdi son 3 aydır Erik Fromm'u okuyorum. Evet. Erik Fromm'un bazı kitaplarını okumuştum. Değişik vesilelerle bir yerde atıf yapılmıştır bilmem nedir veya Erik Fromm ekolünden birinin kitabını okumuşum mesela Rıza Ares'te İranlı. Mevlana ile ilgili bir kitabı var. O Erik Fromm ekolünden o vesileyle Fromm'u okumuştum. Ama şimdi bende bir fikir uyandı. Erik Fromm bu yüzyılın en muhteşem düşünürlerinden biri. Belki bir numaralısı. Ben bu adamı satır satır okumam lazım. Şimdi 3 aydır onu okuyorum. Maalesef bazı tercümeler perişan. Evet, tercüme bazen şimdi ben de eksik olan özgün metinleri, İngilizcelerini getirtiyorum. Çok daha keyifli olacak. İngilizcesi de o kadar güzel ki kendi Alman asıllı. Evet. Ama fevkalade güzel, fevkalade rahat bir İngilizce. Belki onunla ruh diyalogumuz var diye bana öyle geliyor. Belki de. Bazı yazarlar vardır ki çıldırtır sizi. Hasta eder, okuyamazsınız. Şimdi bazen bir bakıyorum, bir girmişim, 60 sayfa okumuşum bir oturuşta. Hiç. Ama kapattığım zaman içimin o bilgi açlığımın doyduğunu hissediyorum onu. Bu olmadan neyi yazacaksın? Yani ben bir düşünce adamıyım. Şimdi Erik Fromm'u okumadan insan, toplum, hatta evren, İnsanın özellikle psikolojik yapısı, psikanaliz gerçeği ki Kur'an'la meşgul olduğumuza göre bunların hepsi orada evet. Var. Nasıl ben anlayacağım bunları? Nasıl değerlendireceğim? Öyle ayeti okuyup arkasından iki tane uydurma hadis okumakla Kur'an okunmuş olmaz. Kur'an'ı evren ve insan kitabının bütün ayetleriyle irtibatlandıracaksın. 3 kitaptan biri Kur'an.
Evren kitabı. Evren kitabını geçen gün yazdım. Kim okuyor bu yüzyılda? Her yüzyılda bu üç kitabı en iyi okuyan birileri gelir. Kim okuyor bu yüzyılda Evren kitabını en iyi? Hiç kimse itiraz etmez. Stephen Hawking. Evet. El yok, ayak yok 21 yaşından beri. Dil yok, hiçbir şey yok. Bir gözleri var, bir de beyni var. Başka bir şey yok, 35 kilo bir adam zaten. Evet. Ama işte o beyne kainatı Cenab-ı Hak getirmiş, koymuş, saklamış orayı. O orada onu okuyor, bize açıyor. Mucize gibi bir adam. Elbette ki bu yüzyılda Kur'an kitabının da en iyi okuyanı vardır. İnsan kitabının da en iyi okuyanı vardır. Net konuşamam ama büyük ihtimalle bu yüzyılda insan kitabını en iyi okuyan da Erich Fromm'dur. Çünkü her okuduğum eserinde bu fikrim kuvvetleniyor. Şimdi sen bu kıratta bir adamı okumadan Kur'an'ı nasıl anlayacaksın? Evet. Adam diyor ki, ben besmelesiz kitap okumam. Senin kurban olmuş başın besmeleye. Besmele kim sen kim ya? Şu söylediğine bakarsan senin besmelenin B'sinden nasibin yok. Zibil herif, sen okuyasın diye Erich Fromm veya Hawking kitaplarının başına besmele mi yazacaktı? Ya böyle saçmalık olur mu? Bu gerizekalılığa bakar mısın? Böyle diyen bir yığın adamı YÖK denen facia kurum kuruldu ve genelgeyle bunların hepsini ilahiyat fakültelerinde profesör yaptı. Adam 4 defa doktora imtihanına girmiş. Beni kabul edin de doktora yapayım diyor. Doktora yapmadan ilim adamı olunur. Bunun ilk belgesi budur. 4 defa girmiş. Hatta benimle. Ne mahsur var bunda? Geri dönmüş. Çünkü yabancı dil bilmiyor. Yabancı dil bilmiyor adam. Nasıl sen araştırma yapıp, nasıl doktora yapıp, nasıl tez hazırlayıp, nasıl olacak bu iş? 4 defa girmiş, doktoraya kabul imtihanını verememiş. Sonra bir gün geldi, bir kağıt verdiler ona. İhsan Doğramacı YÖK'ü bir genelge çıkarmış. Şu kadar zaman filan okullarda öğretmenlik yapanlara doktoraya eşdeğerlik verilir. Önce onu eşdeğer diye yutturdular. Sonra eşdeğeri de çıkardılar oradan. Oldu bunlar doktor. Doktor olunca arkasından doçent, arkasından da profesör. Profesör. Ben o doktorayı hazırlamak için 4 sene uğraştım. Evet. 2 batı dili, 3 doğu dili bilen bir adam. Kolaylaştırdılar biraz galiba hocam ilim adamı olmayı. Şimdi böyle bir iş İlim var adamlarının ya? Önüne açtılar kolaylaştırdılar. Şimdi adam besmelesiz biraz kitap diyor. O zaman Hawking bir delik kuruş etmez bu mantığa göre. Evet. Fromm bir delik kuruş etmez. Ha, bu kafa. Ve bu diyor ki ben cennete gideceğim. Erich Fromm'la Hawking cehenneme gidecek. Evet. Şimdi YÖK, teşekkür ederim YÖK'e bizi böyle kelimeler kullanmaktan koruyor diyeceğim burada. Kelimeler geliyor ağzımın ucuna ama söylemeyeceğim tabii. Anlayan anlar. Evet. Peki devam edeyim mi hocam? Gider de görürsün. Şu kadarını söyleyeyim. Evet. Tamam. Demek ki Rabbinin nimeti sayesinde evet. Senin için kesintisiz bir ödül var. Hmm. Ve gerçekten sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Hmm. Yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Hanginizmiş fitneye tutulan, deliren? Şimdi tamam. Görecekler, görmüşlerdir zaten. Ve inneke le'ala hulukin azim. Hazreti Peygamberi ve Kur'an mesajının ruhunu en çarpıcı
ve sarsıcı biçimde veren ayetlerden biridir. Dört kelimelik bir ayet. Bir daha oku ayeti. Ve gerçekten sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Yakında göreceksin. Bir dakika, onlar da bir görecekler. Dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyoruz ya? Burada düşünülmesi gereken şey. Ya kalem yapma be kardeşim ya. Tövbe yarabbim. Hemen isteyelim arkadaşlarımızdan bize bir... Yok bırak, tamam. Kalem getirsinler. Şimdi... Sen gerçekten... Çok büyük bir ahlak üzerindesin. Hulukun azim. Azim kelimesi sıfat-ı müşebbehedir, mübalağa manası var. Hı. Büyük demek yetmez. Çok büyük bir ahlak üzerindesin. Ne yapıyor? Kur'an getirdiği dinin omurgasına ahlakı koyuyor. Evet. Şimdi Kötülük Toplumu kitabım çıkacak yolda. Orada ahlakı anlatıyorum. Hem felsefi açıdan, mesela Kant felsefesinde gündem yaparak, hem Kur'an verileri açısından. Burada birkaç cümle söyleyeyim. Herkes bilsin ki Kur'an'ın dini ibadetsiz olur. İbadetiyle olsa daha güzel. Ama olur. Ahlaksız olmaz. Şimdi birileri çıktı İslam dünyasının her tarafında, özellikle Türkiye'de. Dini, ahlakı yaşamanın teşvik ve tahrik eden bir kurumu, bir motoru olarak almıyor. Tam tersine ahlaksızlıklarını kapatmanın şalı olarak kullanıyor dini. Şu son birkaç yılda yaşadıklarımıza bir bakın. Adamlar o hale getirdiler ki İslam eşit ahlaksızlık. İslam eşit hırsızlık. İslam eşit talancılık. İslam eşit yalancılık. İslam eşit iftiracılık. Bu hale getirdiler. Evet, maalesef hocam. İslam eşit hak ihlali. Yaptıkları başka bir şey yok. İslam eşit aydınlık düşmanlığı, ahlak düşmanlığı, cumhuriyet düşmanlığı. Bütün bunları kapatmak için ne kullanılıyor? Birkaç rekat namaz, bir de bol bol salatü selamlı, soslu cümleler. Bunları kime yedirip yutturacaksınız? Haşa, Cenab-ı Hak bunları yutmaz. Haşa, peygamber hiç yutmaz. Yahu biz de yutmuyoruz artık. Yallayıp yemlediğiniz bir takım düşük adamlar, idrak seviyeleri yerlerde sürünen birileri bunları yutuyor olabilir. Ama bu sizi tatmin etmesin, bunun akıbeti çok kötü olacak. İstikamet yoksa diyor Kur'an, benim dinim yoktur. İstikamet nedir? Dürüst ve düzgün yaşamak. Yani ahlak kısaca. Evet. Yani burada peygamberimize ne diyor Cenab-ı Hak? Sen yemin olsun çok büyük bir ahlak üzerindesin. Aynı peygambere Hud suresinde şu emri verecektir. Bakın. Festakim kema ümirte. Emrolunduğun gibi istikamet üzerine yaşa. Yani dürüst ve düzgün ahlaklı yaşa. Güzel ahlaklı yaşa. Hazreti Peygamber bu ayet vahyedildiği zaman, bu sure ne buyurmuştur biliyor musun? Bakın. Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor. Nasıl bir ağır yük yüklemiş. Diyorlar ki ey Allah'ın elçisi, neden? Yani 114 sure içinde niye Nuh suresini? Ya ağzımda pastil var, beni biraz taciz ediyor. Bu demin okuduğum ayete yollama yapıyor. Hud suresi 112 mi? Yani yanlış söylemeyeyim. Bakarız.
فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ Sen ve sana uymuş olanlar istikamet üzere yaşayın diyor. Şimdi bunu tersine çevirdiler. Sen tabii ona oraya müdahale edemezler haşa. Sana uymuş olanlar ahlaksız olsunları getirdiler din. Şimdi bu ülkenin bir evladı olarak ben son 30-40 yılda bu ülkede sergilenen pespayeliklere, ahlaksızlıklara ki çoğu soygun, talan, vurgun ve iftira hak ihlalidir. Diri diri adam yakmak, benzin dökerek bunun içinde. Hepsine bakıyorum, hepsinin öncüleri ve failleri dinciler. Allah'ı ve dini kimseye bırakmayan, en iyi şansla başkalarına ikinci sınıf Müslümanlık hakkı verenler. Ya böyle bir kötü kader olabilir mi ya? Allah dinine bunları yapanların yakasını bırakır mı? Bunlar nasıl rahat yatıp uyuyorlar? Bunlarda hiç ciğer, vicdan hiçbir şey yok. Şöyle bakın geriye doğru. Mercimek hırsızlığından, deniz fenerinden 17 Aralık talancılıklarına kadar. Maraş Çorum katliamlarından Sivas diri diri adam yakma cinayetlerine kadar. Hepsinin arkasında bunlar var. Tevili tartışması, ya ama acaba böyle bir şey yok. Hocam maalesef bütün bu vahşetlerde hep insanların kulaklarında tek bir sesleri. Bunların içinde imanı ve idraki sağlam birkaç adam yok mu ki bunlara diye arkadaşlar? Ya yapmayın etmeyin. Bugün dünya yarın ahiret, gelin oturun da bir muhasebe yapalım. Yok mu bunların içinde bir tane adam? Bunlarda imandan eser kalmamış mı? Evet. Devam ediyorum hocam. Beşinci ayetten devam ediyorum. Yakında göreceksin, onlar da görecekler. Hanginizmiş fitneye tutulan deliden? Bir şey daha söyleyeyim. Ahlaksız İslam olmaz, ibadetsiz olur. Buna kimse itiraz edemez. Ahlaksız Allah'a gidilemez. Bunu felsefeye koyan felsefe tarihinde Alman filozofu Immanuel Kant'tır. Evet. Muhteşem Kant, ölümsüz Kant. Allah'tan ahlaka gidemezsiniz diyor. Böyle girerseniz tökezler yolda kalırsınız, Allah'a da kötülük etmiş olursunuz. Ahlaktan Allah'a gideceksiniz. Kant'a göre klasik felsefenin ve bizdeki ilmi kelamın üç ana delili Allah'ın ispatı için. Kullandıkları üç ana delilin hiçbirisi bir işe yaramaz. En güçlü delil ahlak delilidir. Ahlak, Allah'ın varlığının en büyük kanıtıdır. İki, ahlakı dine bağlamak yanlıştır. Ahlakın evrensel, akıldan kaynaklanan kategorileri var. Bu bizim düşünce tarihimizde Mutezile mezhebinin de görüşüdür. Akılcı ekolü. Ahlak dinden ayrı da olur. Bugünkü dünyaya bakarsanız en büyük din ve dindarlık iddiaları dini ahlaka bağlama kurnazlıkları, ahlakı dine bağlama kurnazlıklarının yaşandığı, sergilendiği ülkeler ki İslam ülkeleri başında gelir, en büyük ahlaksızlıkların sergilendiği ülkelerdir. Evet, maalesef. Bu da evrensel bir kanıt. Ben öyle, bırak öyle deistleri falan, Allah'a imanı olan adamları.
kendini ateist diye tanımlayan, bana göre ateist diye insan olmaz. O yanlıştır felsefi olarak. Ama neyse. Kendini ateist diye tanımlayan ne ahlak abidesi adamlar tanır. Ben dincilerde bir tane ahlakı olan adam göremedim. Ahlaklı dindardır. Dindar başka bir şey. Dindar kaldı mı bu ülkede? Kaç tane kaldı? Vardır tabii. Orada burada. Kaldı mı? Bıraktılar. Dindarı bir taraftan dinsizler taciz etti, öbür taraftan dinciler taciz etti. İkisine de zarar veriyor çünkü. Gerçek dindarın karşısında ikisi de sırıtıyor. Onun için dindara göz açtırmazlar. Bana göz açtırıyor mu? Ben dindar bir adam. Ama ben Muaviye dinine mensup olmadığım için onlara göre dindar değilim ben. Allah'ıma bin şükür onlara göre dindar olsam zaten maum mücrimi olur çıkarım. Haşa. Demek ki ahlak akıl temelli bir realitedir. Kategorik bir realitedir. Evrensel bir realitedir. Elbette ki bu dinle de süslenirse çok daha güzel olur. Daha müşfikleşir, daha merhametli olur, daha paylaşımcı olur. Hiçbir şüphe yok. Ama biz dine inanıyoruz. Ha, o zaman otomatik olarak ahlaklı adam biziz. Hayır değilsin. Aliye İzzet Begoviç, Allah rahmet eylesin, hem devlet başkanı bana göre hem de filozof, tinetli en azından bir adam, diyor ki, Kur'an iyi insan ol ki Müslüman olasın der. Müslüman ol ki iyi insan olasın demez. Muhteşem. Evet. Burada hocam... Bunlar, Müslüman nüfus kağıdını cebime koydum mu? Tamam. Tamam. Kimlikte yazıyorsa Zeytinburnu'ndaki binanın tapusu gibi. Böyle mi inanıyorsunuz siz ya? Ya siz buna gerçekten inanıyor musunuz ya? Böyle bir dinin, böyle bir Allah'ın, böyle bir yapının, böyle bir evrensel gerçeğin olabileceğine inanıyor musunuz ya? Kur'an diyor ki hayır. Sen benim istediğim insan ol, onu cebine koymasan da ben seni cennete götüreceğim. Cennetin tapusu yok. Sen cebindekine ne bakıyorsun ya, dedenden kalmış eski palto gibi o nüfus kaydına. Evet. Burada hocam 10 dakikamız kalmış biraz. Evet, isterseniz oku. Devam oku, edelim. Oku. Senin Rabbin, evet. O'dur. Kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ve evet. O'dur kimlerin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen. Heh. Kimse kimsenin dini imanı hakkında hüküm vermesin. Bu Allah'ın tek elindedir. Evet. Bakın dincilerin müşrik olduklarının bir başka kanıtı da budur. Çünkü kendilerinden başka herkesin dini imanı hakkında hüküm verir. Onu cennete, onu cehenneme, onun imanı şu kıratta, bu kıratta, o şu kadar. İkinci sınıf, birinci sınıf patates dini, yok fasulye dini, kendileri ne dini, melanet dini onlarınki. Bak ne diyor? Allah'ın tek elinde. Oraya karışamazsın. Uyarı yapacaksan yap, yanlış gördünse eleştir. Düzeltmek ihtiyacı duyuyorsan düzelt. Bunlar tamam. Ama hüküm verme. Hüküm verme. İmam-ı Azam öyle diyor. Beni kafir ilan eden düşmanlarımın bile kafir olduğuna hükmedemem diyor. Çünkü bana bu yetkiyi Cenab-ı Hak vermiyor. Onlar
Allah'ın bu yetkisini gasp edip kullanmışlar diye ben de onlara uyamam diyor. Bakar mısınız? Mümin işte bu. Bunlar ne? Ki hocam açıkça Kur'an'da da yazıyor bu hakkın sadece Allah'a evet. ait olduğunu. Aksi zaten şirk adam koşmak olmuyor mu? Benim konuşmamı kapattırıyor telefonda. Karşısındaki Finos'una diyor ki sen İslam'ı bilen adamsın. Bu adamı niye konuşturuyorsun? Yani bunun İslam'la filan. Yahu sizin 7 değil 70 sülalenize ben 70 sene İslam öğretirim. Siz kimsiniz? Sizde hiç haya yok mu? Vicdan yok mu? Allah korkusu yok mu? Ha de ki beni rahatsız ediyor siyaseten kapatın bunu. Bunu anlarım ben. Sen benim İslam'ıma bilmem, dinime, imanıma yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Bu aklı selim taşıyan ruhen dengeleri yerinde insanların yapacağı şey değil bunlar. Bunlar vahim derecede ruh hastalığı belirtileridir. Evet. O halde yalanlayanlara itaat etme. İstediler ki o halde yalanlayanlara itaat etme. Ne etme? İtaat etme. İtaf gibi okuyorsun. İtaat. Ha, itaat etme. Ha. Şimdi kimlere itaat edilmeyeceğini burada sayacak. Evet. Oku. İstediler ki sen alttan alıp gevşek davranasın, yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler, yumuşaklık göstersinler. Ha, müdahene kelimesi kullanılmıştır. Ve du lev tüdhinu feyitinun. Tam karşılığı yağcılık demektir. Evet. Tamam mı? Demek ki itaat edilmeyecek, arkasından gidilmeyecek insanların birinci vasfı yağcılık, yalakalıktır. Evet. Bunlar istedikleri kadar kendilerine aydın desinler, o desinler, bu desinler. Bunlar insan suretinde başka mahluklardır. Bunların arkasından gidilmez. Hazreti Peygamber'i de buna alet etmek istediler. Biraz sen yağcılık et, biraz da ben, bir yerlerde buluşalım. Nerede buluşacaksın ya? Evet. Şunların hiçbirine itaat etme. Hah, şimdi açıyor. İcmali olarak verdi, şimdi tafsil edecek. Biraz hızlı geçeceğim hocam onları tek tek. Evet. Çünkü süremiz de çok az kaldı. Şunların hiçbirine itaat etme. Çok yemin eden bayağı alçak. Bak. Ya Nilay beni çıldırtma, doğru oku. Bayağı çok alçak. Yemin eden bayağı alçak, onlar öyle değil. Hızlı davranmaya çalışıyorum hocam, çok az. Hayır, hızlı mızlı değil, öyle tamam, şey olmaz. Hiç. Ne münasebet canım? Bize ödev mi vermişler şu ayete kadar okuyacaksınız diye? Neyse ne. Bir daha oku. Tamam. Şunların hiçbirine itaat etme. Çok yemin eden, bayağı alçak. وَلَا تُضِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ Hallaf çok yemin eden. Hilf yemin, hallaf çok çok yemin eden. Durmadan. Allah'ı billahi abdestliyim şimdi bak. Namazdan yeni geldim Allah şahit falan. Oh. Hemen ben, kaçalım oradan. İblisin birinci dereceden çocuğu. Allah hemen indirdi pazar yerinde menfaatini alet et. Bir de mehin, düşük, soysuz, bayağı, her şeye tenezzül eden, sefil. Bilmem filan lokantada bir öğle yemeğine satmayacağı şey olmayan düşük, çukur. Bunlara da itaat, bunlara da itaat yok. Evet. Alaycı, gammaz. Ha, alaycı. Hemmez. Alaycılığı lanetleyen müstakil bir sure var, gelecek yakında. Hemmez, çok alay eden insanlarla. Hakir gören, bir de küçük gören. O kelimenin biri de
kovukculuk, evet, laf taşıma için anlamı dolaşıp var. Duran. Evet. Bakın bunlar da nasıl ahlaki düşüklükleri deşifre ediyor. Evet. Veriyor yani prospektüs. Veriyor. Çok açık, çok net yazmış hocam. Evet. Şimdi adam Müslümana diyor ki okursan anlamazsın, onu ancak ulema efendilerimiz anlar. Ya bu ulama bunu 1000 senedir bu millete, bu ümmete anlatmadı. Bu ulama ne zaman bunu bize anlatacak? He? Ben 65 yaşındayım. Şimdi ben bu ulamayı beklesem bunları öğrenebilir miydim? Ulamayla olur mu bu iş? Bu bana hitap etmiyor mu? Bu ulamaya mı hitap ediyor sadece? Hocam ben sizinle ilk defa okuyorum. Açıkçası. Anlamıyor musun şunları sen? Gayet net. Her şey çok açık. Ve zaten bu açıklıkta ve netlikte gördüğümüz zaman insanın içerisinde... Ya aksi olsa Allah oluyor. Yalan söylüyor olur. Söylediğini açıkça muhatabını anlatan ayrıntılı bir kitap gönderdim size diyor. Evet. Şimdi Allah mı yalan söylüyor, biz mi sahtekarlık yapıyoruz? Ulama. Ulama hazretleri. Ne hazreti be? Evet. Hayrı engelleyen... Onların sınır... hazret olanlarına siz nefes aldırmadınız. İşkencelerden geçirdiniz. Kimini katlettiniz. Hayatlarını cehenneme döndürdünüz. Hazret onlardı. Sizin hazret dedikleriniz hazret falan değil. Ulama işte onlar. Onlar bu ümmetin başına bela oldular. Evet. Hayrı engelleyen, sınır tanımaz, saldırgan... Hayrı engelleyen, bak şimdi. Günaha batmış... Saldırgan niteliklere bakar mısın? Yani, sınır tanımaz. Şimdi gene diyeceğim, ne yapayım diyeceğim çünkü Kur'an beni mecbur ediyor. Dincilerin fotoğraflarını koyuyor. Evet. Ayrıntılı, alt yazılı fotoğraflar. Ah Allah bana resim çizme yetkisi, yeteneği vermemiş. Verse ben bunlardan neler çıkarırım? Alt yazılı resim. Koyuyor önümüze. Devam. Son 13. ayeti de okuyalım hocam çünkü süremiz bitmiş. Ya oku tamam. Tamam. Evet. Kaba, obur. Bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı. Zaten soyu temiz olsa bunlara bulaşmaz. Evet. Kaçıncı ayette kaldık? 13'te bitirdik hocam. 14. ayette kaldık. 14 ne diyor? Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? Şimdi saydı bunları. Bize diyecek ki, göreceğiz. Muhteşem, muhteşem. Bütün bu pislikleri taşıyan, temsil eden bu itaat edilmemesi gereken adamlar, bütün bu pisliklerini neyle kapatırlar? Bir suali mukaddereye cevap getiriyor. İlahi kelam ihtişamı içinde. Ne diyor? Bunlar mallarının ve yardakçılarının, çoluk çocuğunun avenesinin çokluğuyla böbürlenir, övünürler, buna dayanırlar. Onun için insanlık değerleri bakımından dayanağı olmayan, dayanacak bir şey olmadığını bilenler paraya ve kelle sayısına yüklenirler. Evet. Kur'an bunu lanetliyor. Ki surenin sonrasında da başlarına ne geldiğini. Tamam mı şimdi? Kapatalım hocam. Mı burada? Burada kapatalım hocam. Süremiz bitmiş. Uyarıyorlar çünkü bizi. Demek haftaya, ki haftaya nereden devam 14. edeceğiz? 14. ayeti de okumuş olduk böylece. Haftaya derken bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Haftaya olabilir ki ben olamayacağım. O zaman ya bu bantı koyacaksın, bunu koyacaksın. Çünkü eskileri koyarsan veya biz bir bant çekeceğiz, konuşuruz onu dışarıda. Evet, çünkü ben bir İspanya'ya gideceğim birkaç gün. Oradan da bir ihtimal Malta Adası'na geçeceğim. Oh ne güzel hocam. Gecikebilirim. Gecikirsem ya bunu koyarsın. Yahut da konuşuruz. Tamam, bir başka sizin programınıza çeker, göre de onu ki bekletmeyelim de hocam. Çünkü yorumlardan da gördüğümüz kadarıyla her hafta bekliyorlar. Bir an önce surelerin mealini ve tefsirini alalım tekrar diye. Ne zaman?
Tekrarını yarın 14.30'da izleyebileceksiniz hocam. Siz de ekranları başındaki seyircilerimiz 14.30. De. 14.30. Son zamanlarda Yurt Gazetesi'nde verilen saatler aynen çıkıyor, uyuyor yani. Çok rahatlatıcı. Hı hı. Bir zamanlar yazdıkları saatlerin hiçbirinde program çıkmıyordu. Ve millet çıldırıyor bana bu defa basa bas telefon, basa bas e-mail. Bu evet, nedir? Doğru söylüyorsunuz. Herkesin de internetten şimdi izleme imkanı güzel. Olmuyor. Bu gece tekrarı var mı? Soralım hemen yönetmenimize bu gece tekrar var mı acaba? Evet, gece 1'de tekrarının olduğunu saat söyledi 1'de. Sayın yönetmenimiz. Evet ve yarın yarında 14.30'da hocam. O diyorsa öyledir çünkü o çıkıyor dedik. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık tekrar, ayaklarınıza sağlık. Bu akşamlık bu kadar. Çarşamba haftaya Çarşamba Kalem Suresi'nden kaldığımız yerden devam edebilecek miyiz? Onu hocamla edeceğiz bir program inşallah. Yaptıktan sonra umuyoruz ki devamını getireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de ekran başında bize eşlik ettiğiniz için. Bizden hemen sonra Mehmet Süha ile Dünya Sohbeti programı var. Onu da kaçırmayın diyoruz. Çok keyifli konukları var yine. İyi akşamlar diliyoruz.